İstismar demişken 6 yaşındaki HKK Geçelim. olayına geçelim o zaman. Çünkü herhalde Türkiye'nin görüp görebileceği tarihimizdeki en büyük istismar, yürekleri yakan, parçalayan bir hadise. Eğer iddialar doğruysa HGK'nın anlattıkları. 6 yaşından Üstelik anne itibaren, baba yapan. üstelik anne baba, artık herkes biliyor. 6 yaşında elinde oyuncağıyla nikah yapıldı. 29 yaşındaki kocaman bir adamla. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 gün boyunca sessiz kaldı. Dava duruşma tarihi 22 Mayıs 2023 tarihine Evet. verilmişti. Erdoğan konuştuktan sonra duruşma tarihi öne çekildi. Bununla alakalı iktidarın tavrını ve yürüyen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle olayın kendisi gerçekten büyük bir alçaklık, büyük bir vicdansızlık. Yani apaçık bir çocuk istismarından bahsediyoruz burada. Şimdi önce reddedildi, sonra itiraz edildi, başka türlü sunulmaya başlandı falan filan. Ama sonuçta yani şu ana kadar yürüyen yargı sürecinin dosyalarıyla ilgili gerçeklere baktığımızda öyle çok da inkar edilecek, böyle bir şey yok denilecek bir tablo yok. Yani bizim hukukçu arkadaşlarımızın yine Kesinlikle, kesinlikle. çünkü bizim çok sağlam bir hukuk ekibimiz var. O arkadaşlarımızdan Ses gelen kayıtları var, deliller var. tabii. Yani Hastanede oradan kapatılmış evet. bir Yani bu sürü böyle facia böyle bir şey yaşanmış. yok denilecek bir durum var. Burada çok ciddi iddialar var ve bu iddiaların doğru olduğu ile ilgili de çok açık, net ifadeler var. İspat belgeleri var, şunlar var, bunlar var. Fakat işin kötü yanı uzunca bir süredir bu işin üstünün örtülüyor olması. İnsanların konuşmaması, konuşamaması. İşin içinde her türlü hukuk dışı iş var. Yani 14 yaşındaki çocuğun kemik yaşı raporunu işte 20 küsur yaşında çıkartmak gibi, kaçak yapı gibi. Yani aklınıza gelen her türlü hukuk dışı iş var. Fakat maalesef öyle bir konu ki bu aynı zamanda bütün bu süreçlerde ilgili bakanlıkların ya da kamu kurumlarının da konu dönüp dolaşıp bazı yapılara geliyorsa eğer o yapılarla ilgili konularda böyle ellerinin ayaklarının titremeye başlaması. Adeta devlet yapısının kilitlenmesi. Niye? Çünkü hükümetin bu tür yapılarla alakalı bir tutumu var. Bu tutum nasıl? Ya bunlardan ben destek alayım da. Ama bazı şeyleri de görmezden geleyim. Yeter ki onların gönlünü hoş tutayım. Türü bir hükümetin tutumu da var. Bunu da herkes görüyor. Ya acaba Sayın Cumhurbaşkanı kızdırır mıyız? Acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki de o vakıfla bir şeyi vardır, bir özel durumu vardır da biz de bunun üzerine gidersek acaba bizim başımıza bir iş gelir mi falan filan. Şimdi hep acabalarla, böyle korkularla süren süreçlerden burada bahsediyoruz. Buradaki sorun tam da odağında bu yatıyor. Hiçbir yapı devlet denetiminden ari olmamalı. Adına ne derseniz deyin. Türkiye'de evet bir örgütlenme özgürlüğü var. İnanç özgürlüğü var, ibadet özgürlüğü var. İnançları doğrultusunda örgütlenme özgürlüğü de var ama bu özgürlük karanlık anlamına gelmiyor. Bu özgürlük şeffaflıktan uzak durma anlamına gelmiyor. Bu özgürlük denetimden ayrı olmak anlamına da gelmiyor. Burada devlet kurumlarının üzerine düşen her türlü idari denetimi sapasağlam yapması lazım. Ve vakıfta olsa, dernekte olsa adına ne koyarsanız koyun. Bu yapıların da mutlaka şeffaf olması lazım. Doğru hesaptan kaçar mı ya? Ya yaptığın iş doğruysa açık şeffaf ol. Neyi örtüyorsun, neyi kapatıyorsun? Devletin de şeffaflık ve hesap verebilirlik gerçeği karşısında denetim mekanizmasının iyi çalışması lazım. İdari denetim. Çünkü idari denetim hızlı yürüyor. Hemen ilgili bakanlık adım atıyor. İşte geçen olmadı mı? Bir nikah olacaktı. 14 yaşında bir gelin, değil mi? Polis gitti bastı. Polis gitti bastı bitirdi. Yani bunun için mahkeme kararını falan beklemeye gerek yok. Çünkü kanun belli açık. Yani kolluk kuvvetlerinin yetkisi var. Ya da Aile Bakanlığı'nın diyelim ki denetim yetkisi var. Konusuna göre yani. İçişleri Bakanlığı'nın denetim ya da hemen adım atma yetkisi var. Şimdi öncelikle bu yetkilerin hızlı çalışılması gerekiyor ve bu yetkileri kullanacak insanların korkmaması gerekiyor. Yani hiç kimsenin kendine özel böyle bir koruma alanı, kendi içinde yaptığı her türlü hukuksuzluğu, haksızlığı, acayip her şeyi kapatacak, örtecek bir özel koruma alanının olmaması gerekiyor. Eğer doğru yapıyorlarsa doğru hesaptan kaçmaz. Yanlış yoksa her an hesap vermeye hazır olurlar.
İşin tam da özünde bu var. Yine bu idari denetim açısından. Bir de tabii bu işin yargı denetimi var. Yani yargının da korkmadan çalışması lazım bu konularda. Kimsenin böyle elinin ayağının titrememesi lazım. Ya acaba başıma bir iş gelir mi dememesi lazım. Ya burada konu o kadar açık ki 6 yaşında çocuk, küçücük kız çocuğu ya. Yani belli, süreç belli, şey belli. Siz neyi bekliyorsunuz? Kimden hangi talimatı bekliyorsunuz? Hızlı bir şekilde süreci işletin. Neyse cezası verin geçin. Başka türlü inanın bu sorunlar çözülemez. Çünkü yanlış yapanlar yanlış yaptıklarının hesabını vermezlerse, yanlış yaptıklarıyla ilgili cezalara tabi tutulmazlarsa yanlış yapanlar çoğalır bu ülkede. Evet. Çünkü cezanın mantığı illaki o yanlışı yapanın karşılığını bulması değil. Yani o yanlışı yapan karşılığını bulacak ki diğerleri de cayacak. Bak ya bu kötü bir iş, ben de yapmayayım bari falan diyecek. Onun için bu nereden bakarsanız bakın gerçekten yürek parçalayıcı bir durum. Yani Türkiye'ye asla yakışmıyor. Ve bu tür konularda da hiç kimsenin ya acaba benim kendi mahallemle ilgili olumsuz bir şey olur mu olmaz mı falan derdine düşmemesi lazım. Hak, adalet neyse yerine gelmesi lazım. Ya herkesin hatası olabilir canım. Hiç kimse kusursuz değil. Hiç kimse hatasız değil. Yani hangi cemaat tarikat diyebilir ki ben kusursuzum kardeşim. Ben her şeyi mükemmel yapıyorum. Onun için bana hiç kimse hesap sormasın. Kimse beni denetlemesin. Böyle bir iddia olabilir mi ya? Nihayetinde kul. Kul hata yapacak. Bunu da denetleyecek birileri olacak yani. Dolayısıyla bu konulara çok dikkatli yaklaşmamız lazım. Bir yandan evet, özgürlük, inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ama bir yandan da devletin devlet gibi kendini ortada tutması, devlet olmanın gereğini de yerine getirmesi. Bu şekilde hareket etmeden sonra asla bu sorunları aşamaz bir Türkiye. Sen sadece büyür yani. Ve bu iş inanın dönüyor dolaşıyor. Tam da o kendi mahalleme zarar veririm diye endişe edenler var ya. Camiye zarar görmesin. Tam da onların korktuklarından daha fazlası olacak. Çünkü bütün bunlar İslam dininin kendisine zarar veriyor ya. Evet. Ya insanlar bak İslam dini bu mu diyorlar ya. Müslümanları bunlar mı temsil ediyor diye insanlar inanın. Yani gencecik çocukları biz dinden soğutuyoruz bu ülkede yani. Ha bu karışık bir iş ya, ben uzak durayım bari diyor gençler. Yani kimse korkmasın. Herkes kendi mahallesindeki hataların üzerine de gitsin. Kendi mahallesindeki yanlışların da üzerine gitsin. Herkes kendi mahallesinde yanlış yapanların da cezalandırması için çaba göstersin. Bu sorunları biz ancak öyle çözeriz. Ha bu tür olaylar sadece bu tür yapılara ait değil. Türkiye'nin her yerinde çok farklı toplum kesimlerinde, çok farklı yerlerde de olabilir. Dünyanın her yerinde olabiliyor bu tür gelişmeler. Oluyor, her yerinde. Yani illa bu tür yanlışlarla bazı şeyleri de çok özdeşleştirmemek lazım. Yani bu her yerde olabiliyor bu tür şeyler. Ama ne yapıyorsunuz? Hukuk devletinin gereğini yerine getiriyorsunuz. İş o zaman çözülüyor. Toplumun her kesiminde olabilir Allah korusun bu tür şeyler yani. Herkesin uyanık olması lazım, ailelerin uyanık olması lazım, komşuların uyanık olması lazım. Yani en ufak Türkiye'nin neresinde olursa olsun, hangi mahallede olursa olsun benzer şeyler sezildiği anda hemen harekete geçilmesi lazım ki bu tür olaylar bir daha bu Türkiye'de yaşanmasın. Gerçekten çok çok yazık, çok üzülüyoruz yani. Sayın Babacan, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret tweet'i attı diye 4 sene, 5 sene önceki tweetler çıkarılıp insanlar tevkif ediliyor. Ama hakkında 65 yıla kadar ağır hapis cezası istenen bu davada, üstelik katalog suç, Cumhurbaşkanı hakaret katalog suç değil, katalog suç olduğu halde hem tutuklama yapılmıyor, savcının tutuklama talebi reddediliyor, duruşma ta Mayıs'ın 20'sine 25'ine konuluyor. Ancak siyasi irade tezahür edince bunu 30 Ocağı 9 günde bekliyorlar işte. Baştan evet. Da dedim ya. Acaba o ne düşünüyor diyorlar acaba. Acaba bir şey var mı hani? Bir iş yaparız, başımıza bir iş gelir. Bir karar alırız. Beni kaldırıp sürgün ederler. Üzer miyiz, kırar mıyız? Şimdi böyle korku olur mu ya? Yani yargı niye bağımsız olmalı diyoruz. Gereği neyse yapsın, kimseye sormasın diyoruz. Ama öyle bir ülkedeyiz ki Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diyor hastanedeki yangın söndürüldü diyor. Şimdi zihinler, fikirler bu noktaya doğru kaymış gitmiş memlekette yani. Şimdi demek ki haberi olmasaymış, talimat vermeseymiş hastane yerle bir olacakmış, kül olacakmış yani. Allah'tan haber olmuş da talimat vermiş. Şimdi bu kadar bütün yani 85 milyonluk ülkenin bir kişiye endekslenmesi olabilecek en büyük zarar Türkiye'ye, biz onun mücadelesini veriyoruz. Zaten Deva Partisi'ni onun için kurduk. Zaten onun için yola çıktık. Onun için demokrasi diyoruz. Onun için güçlenmiş parlamenter sistem diyoruz. Onun için 6 parti olarak bütün bu süreci yönetmenin büyük bir gayreti içindeyiz. Çünkü mevcut sistemde seçimi kazanmak için işbirliği gerekiyor. Yani hiçbir partinin, AK Parti dahil, Erdoğan dahil, hiçbir parti seçime ben kendi başıma giderim ve alırım demiyor. Diyemiyor. İşin gerçeği nedir? Mevcut sistemde seçimi kazanacaksak
İşbirliği yapacağız. Onun için bütün bu işbirliğini kurduk. Onun için gayret ediyoruz. Onun için 2018'deki seçimin bir tekrarı olmasın. Bu sefer gerçekten başaralım artık. Gerçekten Türkiye'de işler değişsin diyoruz. Onun için bu büyük gayreti veriyoruz aslında. Deva geliyor.